Allen Iverson, tarihin en polarize oyuncularından biri. İlham çerçevesinde lige kültürsel anlamda en büyük etkiyi koyan isimlerdendi. NBA'in 2005'te kıyafet yönetmeliği koymasının sebebi The Answer'dı. Hip-hop kültürü ve kendi tarzındaki giyim stiliyle NBA buna daha fazla dayanamayacak ve kuralları değiştirecekti. Zamanın guardları sadece topu forvet ve pivotları iletmekle yükümlüydü. Ama Iverson'un oyunu bunun tam tersiydi. Takımın ana skor opsiyonu her zaman oydu. Ve oyunun hızı tarihte her zamankinden daha fazla bir guard tarafından ayarlanıyordu. Kort dışı, karizması ve tarzı onun kortta yapacağı mucizelere yol açıyordu. Ayrıca kendisi harika bir bitiriciydi. Boyuna göre 2.20'lik pivotlarla çok kolay bir şekilde potada karşılaşabiliyordu. Çoğu medya üyesi onu günümüzde Westbrook ile ilişkilendirir. Ama ben kimsenin tekrardan bir Iverson olabileceğini düşünmüyorum. Hatta bu sene James Harden AI ile yaptığı bir canlı yayında kendi kariyerinin ve yaptığı kararların kendisine benzettiğini iletti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Iverson fiziksel endamına rağmen sertlik ve dayanıklılığı temsil ediyordu. O kadar sağlamdı ki kendisi 41.1 dakika ile tarihte en çok süre ortalaması yakalayan 4. oyuncudur. En çok süre ortalaması yakaladığı sezonlardan biri de 2000-2001 sezonuydu. Ki sezonda 31 sayı ortalaması yakalayarak sezonun MVP'siydi. Ama her şeyin anlamı sezonun kazananı olmak değil dostlar. Yapılması gereken başarım sezon sonrasındaki dönemde olmalı. Ki Iverson da onu başarmak isteyecekti. Hadi başlayalım. Eğer içeriklerden keyif alıyorsanız abone olmayı unutmayalım. Yardımlarınızı çok minnettarım. Dilerseniz o maçımıza geçelim. Az önce bahsettiğim gibi Iverson 56'ya 26'lık bir rekorla Doğu Konferansı'nı birinci bitiren Sixers'ın lideriydi. Sezona donuk başlamasına rağmen ilk 10 maça kadar toparlanan takım istikrarlı bir şekilde savaşmaya devam etti ve ligdeki en iyi rekorlardan birinin sahibi oldu. En önemli dönem olan playoff sürecine geldiğimizde Sixers bu başarısını devam ettirmek ve neredeyse 20 senelik şampiyonluk kuraklığını kesmek istiyordu. İlk turda rakip Reggie Miller, Jalen Rose, Jermaine O'Neal'lı Indiana Pacers'tı. Zamanında ilk turdan çıkmak için 3 maç kazanmak yetiyordu. Ve sağ avantajını elinde bulunduran Sixers, Iverson'ın inanılmaz 31 sayı ortalamasıyla birlikte 4 maçta seriyi geçti. Sıra geldi konferans yarı finaline. Karşımızda Vince Carter ve Antonio Davis'li Toronto Raptors var. Kanada'ya basketbol kültürünü tam anlamıyla aşılayan bu kadro, en iyi sezonlarından birini geçiren Sixers takımını geçerek finallere çıkmak istiyordu. Çok yakın geçmeyen maçların ardından karşılıklı bu maçı sen al, bu maçı ben alayım edasıyla 7. maça kadar geldik. Ve bu maç Philadelphia'daydı. Artık konferans finalindeyiz. Ve Ray Allen'lı Milwaukee Bucks karşısında tekrardan 7 maça gidiyoruz. Belki de finallere çıkmak için en zor yol seçilmişti. Ama Iverson ve takımı bunun için hazırdı. Ve NBA finalleri dostlarım. Karşıda sezonu yine Iverson'un takımıyla aynı rekorda bitiren ve playofflarda daha şimdiye kadar hiçbir maç kaybetmeyen Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal var. Takım 17 sene sonra tekrardan finalde ve karşılarında tarihin en dominant playoff kadrosu var. İlk maç Staples Center'da. Iverson, Kobe ve Shaq'e karşı. Oynat bakalım. The Sixers use the full 24. Here's Iverson. Offensive foul. Iverson on Fox. Lakers have led by as many as 30. And that's a two-pointer. He had a foot on the line. 5 points for McKee. Pushing it. Sweeping back. Point Larry threatened to quit
The Sixers upset over the round, and he said, "You know what? I'm going to get to the free throw line." Up, once again, played very well by Bell and forced for Allen Iverson. And here comes another one. He is fearless. Iverson, yes, 38 points. Iverson from way down. Ve böylece maç uzuyor. Şu ana kadar Iverson 41, Shaq ise 38 sayıda. Gerçek bir duelloya tanıklık ediyoruz ama maç daha bitmedi. En kritik andayız. Pür dikkat izlemenizi istiyorum. Iverson'ın bu hareketini her an izleyebilirim dostlar. Amına koydu la adamın. Son 7 sayı Iverson'dan geldi ve maçı Philly kazandı. İstatistik anlamında konuşursak maçın en değerlisi AI'dı. 48 sayı, 6 asist, 5 rebound, 5 top çalma, 41'de 18 şut, %43 sağ içi yüzdesi. Kort resmen Answer tarafından domine edildi. Lakers tarafında ise Shaq'in 44 sayı 20 reboundlu performansı maalesef galibiyete yetmedi. Belki de bu 76ers lanetinin bozulduğu sene olarak düşünülürken, bundan sonraki 4 maçı üst üste hem de ağır bir şekilde Los Angeles Lakers kazandı ve evlerine 12. şampiyonluklarını götürdüler. Acaba bu 76ers laneti bozulacak mı? Dostlar neredeyse 20 sene geçti ve hala bunu bekliyoruz. Iverson 2000-2001 sezonunda takımının kazanan tarafta olması için her şeyini verdi. Yan parçaları ise onun şampiyonu kazanması için yeterli değildi. Ama eğer yeterli olsaydı zamanın Shaq ve Kobe'sini yeneceklerini düşünmüyorum. O da ayrı bir konu aslında. Ama oyuna yeni bir bakış açısı uyandırması kendisi için eminim gurur vericidir. Playoff'larda ise toplam 22 maç yaptığını varsayarsak 33 sayı ortalaması görebileceğimiz en özel sekanslardan biri. Çünkü tarihte böyle bir ortalama görmemiz tekrardan çok nadir. Her neyse, buyduluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tür videolarda çok eğleniyorum ve daha fazlasını da yapmak istiyorum. Abone olarak yardımcı olsanız çok minnettar olurum. Çok büyük bir motivasyon kaynağı, yardımcı olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.